Şef değil anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere geleneksel Türk mutfağının en çok beğenilen lezzetlerinden biri olan kabak dolması tarifi hazırladım. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Sıra geldi bu güzel geleneksel lezzetin malzemelerini sizlerle paylaşmaya. 4 tane kabağa ihtiyacımız olacak. Yaklaşık 150-200 gram kadar orta yağlı kıyma kullanıyorum ben. 1 tane soğan önemli bir nokta. Olabildiğince suyunu sıkın. Lütfen o acı suyunun olmasını asla istemiyoruz. Belki de en lezzetli kısmı kabaklı olmasının burada saklı. Bir diş sarımsak. Benim sarımsağım birazcık büyüktü. Şöyle minik minik yemeklik bir şekilde doğradım. Tabii ki yağ ihtiyacım olacak. Olmazsa olmazıdır ben domates püresi kullanıyorum. Siz isterseniz evde varsa iki tane domatesinizi rendeleyip kullanabilirsiniz. Domates salçasına ihtiyacım olacak. Yine tabii ki içine girecek olan yeşillikler de çok önemli harika bir lezzet katacak. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu. Şimdi burada gördüğünüz gibi pirincim var. Bu da önemli bir kısım. Sizlerle paylaşmak isterim. Kahve fincanının yarısı kadar güzelce pirincimizi yıkayacağız. O nişastası gitmiş olacak. Ve klasik tabii ki tuz ve karabiber ihtiyacım olacak. Ne yapıyoruz? Şimdi bu güzel lezzetin yapımına hemen başlıyoruz. Tabak dolmasının yapımına başlayacağız ama ben yayına başlamadan önce vakitten tasarruf etmek adına, sizleri sıkmamak adına bütün kabaklarının içini şu şekilde göstermek istiyorum. Olabildiğince o kadar incecik yaptım ki ama bir tanesini özellikle yapmadım. Hiç mutfağa girmemiş, hiç dolma yapmamış birisi de olabilir, kanalımı izliyor olabilir. Nasıl bu hale geldi dememesi adına ben şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir kabak soyucu yardımıyla Bakın şu şekilde zaten kabak oldukça yumuşak bir sebzedir. Şöyle yavaş yavaş döndüre döndüre o içindeki bütün malzemeyi dışarıya çıkartacağım. Hepsi bu. Dediğim gibi en önemli püf noktası şöyle göstermek istiyorum. Biraz ters açı kalmış olabilirim. Şu şekilde bakın. Zaten olduğu gibi çıktı. Tamamen içini boşaltıyorsunuz. Olay budur. Şöyle bir kabın içerisinde zaten gayet güzel gördüğünüz gibi yaklaşık 150-200 gram kadar orta yağlı kıymamızın üzerine yarım fincan demiştim. Türk kahve fincanı. Şöyle pirincimizi bırakıyoruz. Önceden bir güzel yıkadım sıcak suyla. Tamamen nişastası gidene kadar onu da bir kez daha tekrarlamak isterim. Bir tane yemeklik soğan tamamen suya sıkıldı ve bir diş de sarımsak. Dediğim gibi sarımsağım benim biraz büyüktü. Onu da bu şekilde. Çok pratik, çok basit ama lezzeti şahane biliyorsunuz. Şimdi buradaki ölçüleri şu şekilde göstermek istiyorum. Ben yaklaşık 5-6 kaşık domates püresi koydum. Çünkü pişirme sırasında da üzerine ilave edeceğim için tamamen burada göz kararı koyacağım. Dediğim gibi yani pasta börek işi yapmadığımız için bu tamamen lezzet size kalmış. Bakın şu şekilde şimdilik yeterli görünüyor. Aynı şekilde şimdi tuzumuzu baharat kısımlarını da aslında hep söylüyorum ama bir kez daha söylemekte fayda var. Tamamen opsiyonel, çıkartabilirsiniz, fazla koyabilirsiniz, ekstradan başka bir baharat ilave edebilirsiniz. Mesela ben nane kullanmadım. Nane kullanmadım çünkü bizimkiler nanenin çok baskın tadını sevmedikleri için ben nane kullanmıyorum. Mesela siz buna nane kullanabilirsiniz. Dolayısıyla da baharat miktarı ile ilgili ben sizin aranıza gelmiyorum. Tamamen size kalmış. Ben de zaten gördüğünüz gibi tamamen göz kararı koydum. Şimdi domates salçamızı da aynı şekilde bakın şöyle. Şu kadar yeterli olacaktır. Bütün malzemeleri gördüğünüz gibi ilave ediyorum. Sonra hepsini bir güzel harmanlayacağım. Ve tabii ki yağımızı da şöyle dediğim gibi benim kıymam gayet güzel. Orta yağlı bir kıyma olduğu için yine yağ oranında şöyle göz kararı koyacağız. Yapmamız gereken tek şey şimdi bu güzel harcı karıştırmak. Harcımız gayet güzel hazır. Şimdi sıra geldi bu güzel kabaklarımızı doldurmaya. Şöyle bakın, içine kaşıkla ne herhangi bir başka alet asla doldurmaya gerek yok. Elinizle bakın şöyle birazcık aşağıya doğru bastırın. Bakın aşağıda yeri var, biraz daha ister. Şu şekilde altında düzeltip bakın kabaklarımız gayet güzel. Hepsi bitene kadar bu şekilde dolduralım. fazla bastırmayın çünkü içinde pirinç de var. Dolayısıyla da pişme sırasında kötü bir görüntü olacaktır. Bakın ben buradan bastırdım takdirde aşağı kısmında gördükten sonra artık buradaki doldurma işlemini sona erdiriyorum. Yine devam ediyorum. Bakın şöyle. Elinizle şöyle bastırdığınız andan itibaren zaten o size ne kadar yer olduğunu emin olun göster. Bakın şuradan bastırdım. Aynı şekilde alttan da Görüyorsunuz biraz fazla koymuşum. Bakın artık yeter diyor kabak. Bütün kabakları doldurmaya devam ediyorum. Şimdi kabak dolmalarımızı tencereye alacağım ama ben evimde nasıl pişiriyorsam biliyorsunuz sizlere de o şekilde gösteriyorum. Kızım da özellikle böyle çok seviyor. Porsiyon olarak da ve görüntü olarak da gerçekten sadece yapmanız gereken doldurmuş olduğunuz kabakları şöyle ortadan ikiye kesip göstereceğim şimdi size. Tamamen ortadan kestim. Yapmanız gereken şu şekilde tencerenize sırasıyla dizmek. Ben şimdi bütün tabaklarımı aynı şekilde ortadan kesip tencereme dizeceğim. Ne kadar güzel ve ne kadar zengin görünüyorlar değil mi? Şimdi yapmamız gereken bir buçuk yemek kaşığı şöyle domates salçası. Üzerine tamamen göz kararı su ilavesi yapacağız. Birazcık açacağız salçamızı. Şimdi salçamı şöyle güzelce karıştıracağım. Bu güzel suyla pişecek dolmalarımız harika olacak. Gerçekten çok lezzetli. Eminim sizler de denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Birazcık daha suya ihtiyacı var. Koyu oldu. Şu an gayet güzel oldu. Burada domates püresi, domates sosu ya da evinize rendelemiş olduğunuz domatesleri de mutlaka kabak dolmalarınızın üzerine dökün ve o şekilde pişirin. Ben de öyle yapacağım. Gerçekten çok lezzet oluyor. Şimdi yapmamız gereken şöyle boşluklardan salçalı suyumuzu bırakmak. Şimdi salçalı suyumuzu da döktük. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şöyle güzelce her bir kabağın üzerine gelecek şekilde domates pürenizi, domates rendenizi, domates sosunuz ne varsa şöyle güzelce bırakın. Kısık ateşte, asla yüksek ateşte değil. Pirinçler yumuşayıncaya kadar aynı şekilde kabaklarımız da çatala dişe gelir şekilde olduğu andan itibaren artık dolmamız pişmiş demektir. Benim dolmalarım da şu an her şeyle hazır. Artık dediğim gibi pirinçler ve kabaklar yumuşayana kadar pişmeye bırakıyoruz. Bugün sizlere geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden kabak dolması tarifi hazırladım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Son bir dokunuş hep ister. Bolca üzerine şöyle yoğurtsuz, hayatta yenmez. Görüyorsunuz şu an o kadar güzel iştah kabartıyor ki emin olun görseli kadar lezzeti de harika. Ama bitti mi? Bitmedi. Tabii ki bu son dokunuşlar hiçbir zaman bitmez. Biz hep ne diyoruz? Önce tabii ki lezzet, ama görsellik de bizim için çok önemli. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey değil anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.